Selam dostlar, alemin mahallenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Biz sabahın herhalde 5'inde falan kalktık abi Meşhed'den. Nişabur diye bir şehre geldik. Hatta Nişabur şehrinin de biraz daha uzağına geldik. Burada bir maden var dediler. Size videonun başında bu madeni göstereceğim. Ondan sonra Nişabur şehrindeki gezimize başlayacağız. İlginç ve güzel bir bölüm olacak inşallah. Hayatımda ilk defa böyle bir madene gidiyorum. Şimdi size gidince anlatacağım. Ben de ilk defa geliyorum. Samira'yla Berna da yine bu bölümde bizle birlikte. Samira Hanım, biz nereye geldik? Nereye getirdin sabahın köründe bizi? İran'ın en önemli Firuze maden taşlarından Nişabur'un Firuze maden taşına geldik. Burası İran'da yani birinci numara büyüklük açısından. Ben de daha önce gitmedim. İlk defa gidiyorum. İnşallah. Benim kısmet yani. Evet. Gidelim bakalım. Merak evet. Ediyorum. Firuze madeni. Abi iki bölüm olduk. Kafayı vurdum bak. 1800 metre böyle yürüyecekmişiz. 2 kilometre böyle yürüyor mu? Bu arada videonun devamında Hacı Bektaş Veli ile Ömer Hayyam'ı ziyaret edeceğiz inşallah. Horasan'ı bir güzelce gezeceğiz. Yaklaşık 200'den fazla merdiven var. 20 kat. 20 kat. Evet. Zaten halihazırda bu madeni şu an herkes de almıyorlar. Biz şu an Meşhed Konsolosluğumuz sağ olsun bize burayı ayarladı. Sedat Bey ülkeye girdiğim günden beri her yeri ayarlıyor adam bana. Burayı da o ayarladı, rica etti. Şu an konsolosluğun ricası üzerine bu kadar girebiliyoruz zaten. Şimdi bu henüz Firuze olmamış. Büyünce Firuze olacak. Bu mu? Evet. Diyor uzun yıllar önce yani yaklaşık 10 bin yıl, 100 bin yıl yani sürmüş Firuze şu anda bu hale gelmiş. Evet. Ve zamanla işte depremlerden dolayı işte yanar dağlar var ya o şeyden dolayı Firuze su, manyezyum, işte demir, bakır bunlar karışınca en son Firuze haline geliyor. Evet. Alt galerilere sokamadılar ama böyle üst katlarda ve dar taraflarda başka galeriler var. Şimdi o galerilere doğru gidiyoruz. Artık bir tane bir Firuze görebilir miyiz? Ha? Bir tane Firuze görebilir miyiz? Yani alam için Firuze bebeğini. Gel. Evet, evet, Firuze. İlk çıktığı nokta. Yalnız ne kadar zahmetli işe bakar mısın? O kadar yer patlatmışlar, etmişler, kırmışlar. Tek tek seçiyorlar. Aha şurada çıkan şu. Güzel. Dünyadaki en kaliteli Firuze'nin de çıktığı yer aslında burada ama bizim oraya inmemize müsaade etmediler. 90 metre aşağı inilecekti. Sıcaklık farkı nasıl biliyor musun? Şu an burası buz gibi. Biraz önceki o abilerin olduğu yer, taş ayıkladığımız yer resmen 30 dereceydi. Burası şu an 10 derece. Mağara gezintimiz bitti. Vallahi ben elimi yıkamama rağmen çıkmadı. Çıkmıyor, çıkmıyor. Bak evet. Ama benimki çıktı biraz. Mayı. Biraz çıkıyor. Şimdi madenden çıkan turkuazların ikinci kez işlendiği, elendiği bir yere geldik.
Burada abiler kalitesine göre ayıklıyor. Yanılmıyorsam en değerli renk bu mu? Hangisiydi? Hı, şu. En değerli frize. Bayağı da büyük bir parça elimde. Bir sürü köpek var. Demek ki besliyorlar. Helal olsun sizler abi. Bir daha hafız. Teşekkür ederim. Biz maden gezisini sonlandırdık. Burada yine Sedat Bey'in ayarladığı buranın şu an Nişabur semtinin yani ilinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ya da müdürünün yardımcısı gibi birini ayarladı ve bize burada şu an kalacak yer ve gezilecek yerleri gösterecekler. Şimdi bir bakır ustasına geldik. Bakın Ahuramazda yani Zerdüştlük. İran'da nasıl bir sağlam temelli yere sahipse her yerde görebiliyorsunuz. Burada bile yan tarafta da vardı. Abi de ilginç şeyler yapmış. Niye abi, bir de şimdi ilginç bir yere geldik. Bakın tavuğun ayaklarının arkasında da ayak var. kuzunun önde 4, arkada 2 ayağı var. Şunun değişik bir yüzü ve tek boynuzu var. Bu hayvanlar gerçekmiş, dondurulmuş. Bu da devenin kafasıymış. Gerçekten çok büyük. Yani insan kafatasının en az 4 katı, 5 katı. Benim şu an İran'da en çok merak ettiğim yerlerden birisine geldik. Ömer Hayyam'ı ziyaret etmeye geldik. Hem Selçuklu'da hem Fars edebiyatında, ya edebiyatçı değil sadece bilim dalında da üstün zekalı bir adam. Öyle ki düşünün, ayda bir kratere ismi verilmiş. En son bulunan kuyruklu yıldızlardan birisine de yine Ömer Hayyam'ın adı verilmiş. Batı'da değeri bilinen bir adam. Hoş geldiniz. Neden hoş Ömer Hayyam bu kadar önemli ve değerli bir insan? Zaten İran'da yani bütün bilimleri bildiği için önemli yani sayılıyor. Çünkü Ömer Hayyam ister astronom, yani matematik, filozof, yani bütün bilim dallarında bilgisi olduğu için. O yüzden işte Ömer Hayyam'ın çok meşhur eserleri var. İster matematik de olsun, cebir de olsun, edebiyat da olsun. Zaten Ömer Hayyam rubaileriyle çok ünlü. Ve burada da gördüğünüz gibi mezarı burada duruyor. Mezarı da zaten dışı, çünkü rubaileriyle önemli, ünlü olduğu için ve şiir de çok iyi şeyler söylediği için. O yüzden dışı böyle bir edebiyat havası var. İçeriye girdiğimizde mezar taşı yıldız tarzında ve astronom olduğu için işte o şekilde mezar taşını tasarlamışlar. Zaten biliyorsunuz Pascal üçgeni vardır. Yine de Ömer Hayyam tarafından ilk defa çıkmıştı. Onun dışında da matematikte Cebir adlı bir eseri vardı. Ve yıllar önce mesela bu Cebir kitabında Ömer Hayyam bilinmeyen rakama ismi vermişti. Sonradan işte çevrildiği zaman şimdi matematikte X diye geçiyor ya, işte bu X işte o Ömer Hayyam'ın Cebir kitabında yazdığı o bilinmeyen rakam. Ve işte mezarı da burada. Baktığımızda da dışında da böyle Ömer Hayyam'ın rubailerinden şiirler yazılıyor. Yanılmıyorsam sade bir hayatı seçiyor değil mi? Ömer Hayyam'ı, Selçuklu hükümdarları filan. Çok istiyorum saraya gelsin. Şunu da söyleyeyim. Ömer Hayyam dönemin ünlü veziri Nizamülmülk Hasan Sabbah'la aynı ortak, yani okul arkadaşlardı. Çok güzel. Bu üç, bunlar birbirlerine söz veriyorlar. Diyorlar ki kimse ilk önce saraya giderse bizi de içeriye alacak. İşte ilk Nizamülmülk giriyor ve vezir oluyor. Sonra işte Ömer Hayyam saraya giriyor ve güzel şiirler falan yazıyor. Ama bir dönem sonra işte oluyor. Yani artık oradan sıkılıyor, çıkıyor ve kendi tek başına şiir söylemeyi, yalnız yaşamayı, sade yaşamayı seçiyor. Hasan Sabbah da zaten saraya çıkıyor ama bir süre böyle kıskançlıktan dolayı işte o Nizamülmülk'ün o makamını ülkeyi iyi yönettiğini görünce artık oradan çıkıyor ve işte Kazvin'de o Alemut Kalesi'ne doğru gidiyor. Kendisine bir toplum düzenliyor ve haşhaşiler işte dediğimiz şeylerden. Evet, onlar çıkıyor ve böyle bu üç okul arkadaşlardan bir tanesi
İşte Ömer Hayyam burada, mezarı da burada. Bildiğim kadarıyla neden Hayyam diyorlar? Hayyam çadırcı anlamında. Ha, evet, çadırcı anlamında. Ve işte hem çadır dikiyorlardı hem de bir süre çadırda kaldığı için o ne diyorsunuz siz? Çadırcılar oluyor ya. Göçebeler. Onlarla bir süre yaşadığı için işte bu Hayyam lakabını alıyor. Daha doğrusu. Evet. Hayyam lakabını alıyor. Teşekkür ederiz verdiğin değerli bilgiler için. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Hmm. Ömer Hayyam'ın beşi. Bu arada şu an buradaki turizm ofisi sayesinde, yani bizi misafir eden, müzeler falan hiçbir yere ücret ödemiyor. Sağ olsun, bizi gezdiriyor. Samira burada tur rehberi. Abi de Samira'yı tanıdı. Sen her zaman geliyorsun, gel size göstereyim dedi. Hayli mamdum. Bu arzış. İnan hediyem az. İnan cevabı oluyor. Şimdi merak ediyoruz kaç para. Mesela elanın çi kıymeti? İn takriban 800 lira tuman. 700 bin tuman. 700 bin tuman. İnan hayli kuru. İn çi kıymeti? 11.500. Bu 1700 bin tuman. 1 milyon 700 bin. Aynen, 1 milyon 700. Yine 100 dolar yok yani. 1 milyon 700. Aynen. 60 dolar, 70 dolar. Aynen. Bunu bana hediye ettiler. Sağ olsunlar. Müdafız. Siz o kadar gittiniz. Size nasıl madende hediye vermezler? O kadar tanıttınız dedi. Evet, haklı. Ben abi seni tanıtayım. Anlamıyorum ama Gem Galeri'ymiş. Teşekkür ederim Gem Galeri. Kankimsin. Şimdi Hacı Bektaş Veli'nin doğduğu, büyüdüğü köye geldik. Bakın tabela. Türkçe. Burada da aslında hikayesiyle ilgili de bir tabela daha varmış. Onu birileri çökmüş. Ama şimdi yanımızdaki turizm yetkilisi abi diyor ki tabela hem Türkçe kalacak hem de tekrar o çalınan kesimde takılacak dedi. Şimdi biz Nişabur kentindeki hangi köydeydik? Fuşancan köyünde. Fuşancan köyündeyiz. Hacı Bektaş Veli'nin evi, belki dergahı, eğitim aldığı yer burasıydı. İlçeye böyle bir 15-20 kilometre ötede, gelmesi çok zor değil ama böyle ıssız bir tarlanın ortasında kalmış. Çok bakımlı mı derseniz değil, sahipsiz mi derseniz o da değil. Daha iyi olabilirdi tabii ki. Hacı Bektaş Veli. 1220-1240 doğum tarihi ya da ölüm tarihi hakkında çeşitli söylentiler var. Burayı da kazdınız mı, ne yaptınız? Hakkında yeterli kaynak yok. Ama az çok, az 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Horasan Türkmenlerinden de öz mü öz Türk'tü. Ahmet Yesevi'nin yolundan gitti, onun öğretilerini dinledi. Onun kitaplarını okudu, onun felsefesini ve betimlemelerini benimsedi. Anadolu'ya gitti. Hangi isyandan sonra gitti hatırlamıyorum ama bir isyandan sonra Anadolu'ya doğru gidiyor. Burası türbe değil. Hacı Bektaş Veli gibi birinin de doğduğu, büyüdüğü, eğitimini aldığı, belki de kişiliğinin ilk oluşu noktalardan birisi, yani bu kadar eminken, biliniyorken. Evet, bir şeyler yapılmış ama belki Gazali'nin türbesinden bir tık daha bakımlı burası. Yine de yani insan diyor ki yani daha çok şey yapılabilir miydi diye. Çünkü şu an milyonlarca insanın inanış şeklinin fikir babası, yani felsefesinin fikir babası diyebiliriz. Değişik konular açıkçası. Bunları nasıl aktarsamsa da size ne kadar doğru biliyorum emin de değilim. Şöyle de bir eşmişler, kaldırmışlar, orada tabelayı çalmışlar falanlar filanlar. Tabii ki üzücü. Hacı Bektaş Veli yaşarken bu kadar çok insana ulaşamıyor aslında. O yüzden de belki de hakkında çok fazla kaynak yok. Öldüğü tarih bile, doğduğu tarih bile çok net belli değil. Anadolu'ya geçtiği tarih bile çok net belli değil. Esasında Alevi Bektaşiliğin kurucu isim babası. Kendisinin ama tam olarak böyle bir çabası ya da bir tarikat, bir kol oluşturmak gibi bir yapıda bir, nasıl anlatayım bunu doğru, şimdi ne desem bir yere çekilecek cümleler. Aslında kendisinin böyle bir tarikat ya da
felsefe peşinde koşuyu da tam olarak anlatamaz. Anadolu'daki Türklere İslamiyet'i yayma politikası sırasında bazı öğretilerini anlatmaya başlamış. Ahmet Yesevi'den de etkilenmiş. Onun öğretilerinden burada, burada belki Ahmet Yesevi'nin öğretilerinden ders almış. Kendi kişilik ve yapısı ona göre gelişmiş. Babası değerli ve muhterem bir zattı. Babasından da aldığı eğitimlerle ondan sonra Anadolu'ya geçti. Anadolu'ya geçtikten sonra bir şeyler anlattı. Bu anlatımlar kendisinin zamanında değil de kendisinden sonra bir şekilde Şiilikten, Caferilikten sıyrıldı ve Alevi Bektaşilik diye bir kavram oluştu. Ta Azerbaycan'dan Makedonya'ya kadar. Şu an dünya üzerinde 40 milyona yakın insanın mezhep değil, isim babalığını ve fikir babalığını yaptı. Şimdi gidip de Alevilik, Bektaşilik anlatıyorum size. Şiilik, Sünnilik anlatıyorum ama hani buraya gelmişken de biraz en azından benim bildiğimi ya da fikrimi ya da görüşümü bu konuda iletmek istedim. Çok da konuşulacak konular değil. Herkesin bilgisi kendine kalması gereken konular aslında. Ben daha önce Nevşehir'de kabrini de ziyaret etmiştim. Nişabur'daki bu kısımdaki gezimiz de bitti. Şu an önemli birkaç yer var mı bilmiyorum hiç açıkçası. Varsa geziyor oradan devam edeceğiz. Nasıl bu hale geldi? Önceden daha kötüydü. Yani tabii yani burası böyle bir arkeolojik alan değildi. Yani böyle üstü tamamen böyle bu yerler gibi. Böyle tarlanın ortasında bir şeydi. Tarlanın ortasında. Hala bu şeyler de kazıklar da devam edecek. Büyük ihtimalle şu arka sıralarda da şeyler var. Şimdi adam bana söyledi. Dedi ki bir bütçe ayırdılar. Çalışma evet, yapılacak burada. Çalışma yapılacak. Ama şu anda yani bu kadar. Yani durduruldu bu kadar burası. Anladım. O çalınan tabela. Abi şimdi resmini gönderdi bize. Aynısını bir daha yapacağız diyor. Neyse bu abi böyle hassas davranıyor bak. Nişabur'un turizm kültür ofisi turizm. Ya da Kültür Turizm Bakanlığı ofisi işte neyse söyleyemedim. Bize burada şimdi Türkiye'den geldik gezeceğiz dedik diye yardımcı oldu. Yardımcı oldu. Arabayla, bize özel arabayla aldı, gezdiriyor, ediyor, yetmedi. Şimdi buradaki en iyi otellerden birine getirdi. Açık büfede yemek mi yediriyor? Gerçekten bu hassasiyeti için ve ince düşünceleri için onlara çok teşekkür ettiğimi söylerseniz. İsminiz ki? Hayli taşakom, İsmail İtimadi Bey. İsmail İtimadi. Sayesi mi kuran? Ben aslında memnunum ki Nişabur teşrif edildi ve diyor ki biz de buradayız senelerdir yani bu Nişabur'un önemli yerleri Ömer Hayyam olsun, Firuddin Attar olsun, Hacı Bektaş olsun yani bir şekilde burada yani çabalar harcıyoruz ki inşallah ilerideki zamanlarda daha çok Türk turistler buraya gelsinler. Çok mutluyuz sizi burada görüyoruz. İnşallah sizin videolarınız yayınlanınca da daha da çok gruplar Türkiye'den gelir. İnşallah. Selam ben mi konuşayım? Beni tercüme edin. Ben tercüme edeyim mi? Ben de video edeceğim ama tercüme etmene gerek yok. Ben kendim konuşacağım dedim. Aa. Değil mi? Evet. Tercüme etme ben altyazı geçeceğim dedim. Ha, öyle mi dedi? Tamam aynen. Yaklaşık. Aynen. Aynen. Anlıyorum aşağı artık. Tamam. Çok iyi. Çünkü İran'da Farslar. Mehmet iyi anlıyor. Peki öyle. 3 ay oldu neyse. Ben Şimdi turizm müdürü bize burayı gezdirmeye devam ediyor. Çok güzel şeyler anlattı ve onları size daha sonra anlatacağım. Ufak çocuk geldi, ben de bir şeyler öğrenmek istiyorum dedi. Bana da anlatır mısınız dedi. Şimdi sorular soruyor ve defterine çocuk not aldı. Şu an abi burası türbenin içerisindeki Turizm Bakanlığı'na ait bir oda. Bunun gibi 4 tane oda var. Şimdi burada ben yatacağım, burası benim odam. Bayanlara da yan tarafı verdiler. Şimdi adam dedi ki sizin için dedim burada özel bir folklor dansı gibi bir şey yanılmıyorsam ayarladım dedi. Biraz sonra da oraya gideceğiz dedi. Gidelim bakalım nasıl bir seronomi mi diyeyim artık ne dans izleyeceğiz. Şimdi beraber görelim. Abi çok güzel bir yere geldik. Şimdi buraya Bumgerdi diyorlar. Burası hem bir kafe hem bir yöresel oyunların sergilendiği yer hem bir hostel, homestay gibi. Şimdi bize burada bir folklor gösterisi yapacaklar. Gerçekten abi ne kadar kısmetliyiz ya. Müzik
da yağmur mevsimi erken gelsin aynen diye yapılarmış. Ben 20 çok amcamızın ismi neydi? Şah Golam. Şah Golam. Türkiye. Müteşekkir abi. Selamlar. Ya abi çok ilginç. Şekli şemali ilginç. Çok güzel, çok hoş, çok naif. Oynadığı oyunlar da çok naif. İlginç de bir ailesi var bu konağın. Onu da ben nasıl anlat. Değişik. Müteşekkir abi. Şah Golam amcanın iki tane eşi var. Asıl mesleği kasap. 7 tane oğlu, 4 tane kızı var. Toplamda 45 kişiyiz diyor. Ve çok tonton bir amca. Kurt zamanları hem Türk zamanları. Esaretten Nişabur mesela bölgesi hem Arif. Türk hem Kürt var. Annesi Türk. Madeli Türk. Yani bu yöresel oyun Türk kime ait? Miyan ki in raqsa mahalli marbut be kudum mantaqa? Mantaqa şumalı Khorasan. Khorasan'ın kuzeyi Bojnurt. Arif. Oraya. Yani. Kurdi. Kürdi. Kurt. Kürt. Ama onun az bir kübü ne? Ama o at oyunu vardı ya buraya ait. Yani Nişabur'a ait. Bu onun mertesler konuyor. Bir de o şeylerle, simgelerle oynadılar ya. O ve o at olan buraya ait. Diğerleri ama Türkmenlere mi ait? Yok, Türkmen değil. Bu Nişabur, bu bölgeye. Evet. Evet, ben bugün de bütün gün Ömer Hayyam'ın türbesinin yanındaki misafirhanede kaldım. Kızlar da burada kalmıştı ama artık onların yola dönme vakti, eve dönme vakti. Valla bu kadar süre beraber geçirdiğimiz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel geçti. Sen Samsun'dan yola çıkmış, aynen, Konya'da Fars dili ve edebiyatı okurken İran, Tahran'a gelip oradan İsfahan'da evleniyorum. Evleniyorsun. Ve İran'da da şu an YouTube'a başlıyorsun ki İran'da aynen YouTube yasakken sen bir Türk gelin olarak bunu yapıyorsun ve İran'da da televizyon programları sunuyorsun. Aynen. Şu anda da YouTube kanalında da İran anlatıyorsun. Aynen. Ben de aşağıya aynen linkini bırakıyorum. İnsanlar da seni takip eder inşallah. Teşekkür ederim. Samira da İran'a gelmek düşünürseniz gerçekten Samira biçilmez kaftan tur rehberi. Hem Azerbaycan, Türkiye hem Türkçe biliyor. Hem de İran'ı çok iyi biliyor. Ben ilk geldiğim günden beri de gideceğim bütün yerleri neredeyse Samira'ya danıştım. O da bana yol yordam gösterdi. Sizlere teşekkür ederim. Güzel yol arkadaşlığı yaptınız. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Ben bir İranlı olarak İranlı bütün güzel yani videolarını izledim. Bazı kısımları çok güzel anlatmışsın. Çok teşekkür ederim İran'ı böyle güzel anlattığın için. İnşallah Türkiye'den bu videoları görünce daha İran'a da daha da çok insanlar İnşallah gelip istiyoruz ki komşu ülke Türkiye'den daha çok gruplar gelsinler.
Her şey için teşekkür ederim. Tanıştığımızda da çok memnun oldum. Ben de teşekkür ederim. İyi yol arkadaşıydın. İyi ki seni tanımışım. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Yine inşallah başka bir yerde buluşuruz, görüşürüz. İnşallah. Allah'ın ayetiniz yolunuz hadi, açık olsun. Hadi. Sağ görüşürüz. İki gece üç gündür Ömer Hayyam'ın türbesinin hemen yanındaki bu misafirhanede bizi konaklattılar. Gerçekten. Yani hem Türk konsolosluğumuzun meselesi hem de buradaki turizm müdürünün hassasiyeti için gerçekten teşekkür ederim. Yani bizi çok iyi ağırladılar. Arkadaşları Berna ile Samira'yı yolcu ettik. Şimdi Ömer Hayyam'ın orada çok kısa bir şey daha anlatacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Türbe gerçekten çok güzeldi. Akşamları da çok güzeldi ama kamera çok net kayıt almadığı için akşam görüntülerini koymadım. Ömer Hayyam astronomi, geometri, matematikte bilgiliydi dedik. Türbesini de ona göre uygun yapmışlar. Burada beşgen bir türbe var. 5 tane yanağı var bunun. Ve bu altta gördüğünüz taşlarda tam 360 tane. Artı 5, 365 gün. Takvimde de bir takvim de yapmış Ömer Hayyam. Ve burada onu temsil etmeye çalışmışlar. Matematikte de ustaydı. Burada da 1'den 10'a kadar 10 tane sütun dikmişler. Gökyüzüne baktığınızda da aslında astronomik bir şey var ortada da. Orada da yıldızları böyle temsil ediyor. Türbenin hemen dış kısmındaki bu 10 sütunda da bir tane alt yarımda, bir tane üst yarımda olmak üzere de iki tane, yani ikişer tane de rubayilerinden koymuşlar. Toplamda da 20 tane burada rubayisi var. Babası çadır ustasıymış. Burayı da bu şekilde çadır şeklinde yapmışlar. Yani aslında çadırı andıran bir üçgen yapıya sahip ve 7 tane. Bu 7 tane olmasının da bir anlamı vardı yanlış bilmiyorsam. Tekrar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 tane. 7 tane olmasının da bir matematiği bir anlamı vardı ama onu da tam şu an hatırlayamadım. Yani böyle bir yerde 2 gün konaklamama müsaade ettikleri için gerçekten benim için ilginç bir deneyim oldu. Meşhed, yani Horasan bölgesindeki gezimiz bitti. Şimdi Türkmen Sahra'ya doğru, Gülistan eyaletine doğru otostopla bir yolculuğa çıkacağım. 500-600 kilometre. Havalar çok sordu. Sağ olsun Berna montunu bana verdi. Tahran'a gidince o montu ona tekrar kargolayacağım. Şu an onunla idare edeceğim. İşlik falan aldım. Gerçekten daha soğuk bölgelere gidiyoruz. Meşhed'den başlayan Horasan'da Nişabur'da biten yolculuğumuz böyleydi. İlginç yerlere gittik. Türkmen Sahra'ya doğru otostopla yolculuk yapacağız. Bakalım kimlerle tanışacağız, kimlere konuk olacağız, kimler bizi arabasını alacak, ne muhabbetler, ne hikayeler göreceğiz. Onu da bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Muhtemelen 2-3 bölüm Türkmen Sahra'da olacağız. Oradan size edindiğim bilgileri aktarmaya çalışacağım. Bu bölüm buraya kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, eksik, yanlış ya da fikirleriniz varsa da yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.